Herkese selam. Selam. Arkadaşlar taşınıyoruz. Evet, çok heyecanlıyız. Hala inanamıyoruz. Ve şimdi taşınacağımız eve geldik. Çok heyecanlı. Ben çok neden heyecanlı. Neden bu kadar durgunsun? Hı? Neden bu kadar durgunsun? Şu arabayı yamuk bir yere park ettik. Evet, çünkü evde şu anda tadilat var. Ve o yüzden kamyonlar var evin önünde. Çok saçma bir yere park ettik. Neyse, birazdan saat... Saati hemen söylüyorum size. 6.30'a geliyor. Birazdan çalışma bitecek, gidecekler ve sonra size anlatacağım detayları. Bekleyin. Sabredin. Evet. Sabredin, sakin ol. Ona baksana, böyle kafam gözükmüyor. Dur şimdi, evden dışarı çıkacağım ve sonra geleceğim. İçeri dostaların şu an, yani bugünlük işi bitti. O yüzden gittiler. Şimdi size evin kapısını gösteriyorum. Hazır mısınız? Al bunu çocuk. Evet Merve Hanım, hoş geldiniz. Yeni evinize giriyoruz. Hazır mısınız? Bu kapıyı çal ya. Kapı zilinize tamam. Bakalım nasıl gidiyor. Sucu. Kapı zilini ilk kez duyduk. Ablam benim kapı ziliyle aynı. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Merhaba. Evet, böyle bir girişimiz var evimizde. Şu an hala tadilat aşamasında. Hemen böyle girdiğimiz zaman bir mutfağımız var. Hemen mutfak. Kutumuzu da aldık bu arada. Evet, mutfak Merve'nin. Merve, kendini niye kapıyorsun? Merve, Allah sen açar mısın? Merve, bir şey konuşuyoruz burada. Arkadaşlar, buraya beyaz buzdolabım olmayacak mecburen. Evet. Buzdolabını satıyor. Onun buraya yerine siyah bir buzdolabı almayı planlıyoruz. Yani dört kapaklı, böyle iki yana açılan olanlar vardır ya, hayvanlar var. Öyle bir şey alacak. Neyse, bütün beyaz mutfak eşyalarım satıldı. Size şunu açayım da. Aslında öyle bir şey değil, bu da beyaz beyaz. Neyse, bunlar küçük detaylar. Bunları halledeceğiz. Metremiz elimizde, ölçümler yapacağız. Kağıt kalem unuttum. Telefon var. Neyse, yarın da geleceğiz. Evet. Ya şuraya bir gel, gel, gel. Buraya sonra çıkacağız. Evet. Burası salonumuz olacak. Burada böyle bir şöminemiz var. Burada odunlar yakacağız. Merve ile burada aşk yaşayacağız. Video çekeriz burada. Evet. Evet, başında böyle bu şekilde video çekebiliriz. Buraya bir televizyon koyacağız. Buraya da böyle bir yemek odası gibi olacak orası da. Tabi 32 kişilik olsun. Yuvarlak diyorum, 32 kişilik diyorum. Ümit de diyor ki dikdörtgen olsun. Bence dikdörtgen olsun. Yuvarlak masayı çok kaldırır. Oo tamam. Yani mesela 1.60'lık ya da 1.50'lik bir masa kaldırır mı? Evet, usta halletti bu işi. Şuraya 1 metrelik eni olan, hatta 1.10 olan da olabilir. Kocaman bir ayna düşünüyorum. Evet, güzel olur. Işığı yansıtacak. Evet. Bakın, akşam güneşi evin içine vuruyor. Evin en sevdiğin yanı. Merve, sabah güneşi kime vurur? Sabah bilmiyorum ama akşam sidikli mi? Hayır, sabah sidikli. Gel şu gözlerine bak. Merve, masmavi resmen gözlerin. Yeşil ya. Ama he, yeşil mi? Mavi eyeliner sürdüm. O yüzden masmavi olmuş. Hazır mısın bahçeye? Ev turu yapacağız bu arada. Evet. Şu an sadece taşındığımızı söylemek için kameraya açtık. Evet. Buradan bahçemize çıkıyoruz. Komşularımız çok tatlı, harika insanlar. Yeni tanıştık. Çok mutluyuz okulundan. Evet, böyle burada, şimdi burası tente yapılıyor buraya. Tentemiz olacak burada bir tane. Buraya bahçe mobilyaları olacak. Burası herhalde boş kalacak. Boğaçan'ın oyuncaklarını buraya koyabiliriz. Boğaçan arkadaşımızın çocuğu. Evet, bizim değil. Sonra prim yapıyor demeyin. Sonra böyle duvarımızda büyümesi gereken arılı bitkilerimiz var. Genelde %90'ının içinde arı olur. Çok yaklaşırsan mis sokarlar. Mis kokan bir şey. Merve, sen bunu bir gün böyle koklarken burnunun içine kık diye arı girse. Bu olacak. Bu arada evin tamamen dört tarafı bahçeyle çevrili. Evet. Bu benim çok hoşuma gitti ve hayatımda ilk kez bahçeli bir evde yaşayacağım. Nasıl yani ya? Heyecanlıyım. Yani bu bize o kadar iyi gelecek ki. Çok mutluyum. Evet. Neyse. Bahçemiz yeterince bence büyük olduğunu düşünüyorum. Şu köşeye muhtemelen ya bu köşeye ya o köşeye, ama bence bu köşeye gölge olması daha sağlıklı. Vegas'ın alanı gelecek. Vegas olacak burada. Benim golden köpeğim. Bence orada dursun. Ama çok güneş alır. Her orada yeri güneş olur. Var. Gerçi arılar var. Arılarla salça olur. Salak yemeye çalışır arıları. Benim deli köpeğim. Bir şey söyleyeceğim.
Şöyle bence konuşalım. Çünkü bu ev turu değil. Tamam. Boş ev turu yapmıyorum. Tamam, evet. Sadece şurada biraz çimene basıp sinirlerini alsana. Çok ama heyecanlıyım ben, sinirli değilim. Evet, tamam. Heyecanım var birazcık. Bakın şurada mutfaktan çıkılan bir kış bahçesi var. Evet, çok tatlı bir kış bahçemiz var. Tabii buralar dolduğu zaman daha güzel olacak. Şuraya bir havuz yaptırıyorum şimdi. Büyük bir havuz olacak burada. Ay, öyle bir şey yok. Niye, ben asla belediye başkanıyım? İstemiyorum asla. Burası böyle bir kış bahçemiz. Yani kocaman bir kış bahçesi. Kaç metrekare bilmiyorum ama bizim terastaki koltuklara sığabileceği, çok rahat sığabileceği. Bence de kesinlikle sığacak. İşte buradan da mutfağa giriyorsunuz. Evet, mutfağa girişte buraya, buradan. Buraya terastaki... Gel kendimizi çekelim buradan. Çok tatlı. Ya. Dur şimdi bak. Çok heyecanlıyım. Buraya terastaki masayı da koyabiliriz. Ama koltukları da koyabiliriz. Eşyalar geldiği zaman karar vereceğiz. Evet. Ve şu an tek mutlu olduğum şey ne biliyor musun? Tabii ki bahçeli bir ev çok hoşuma gidiyor. Evet, her şey çok güzel ama aşağıdan yiyeceklerimizi alıp yukarı çıkıp televizyon izlemeyeceğiz ya. Evet. Yani buradan alacağız. Ya salonda olacağız. Salon burası zaten. Ya da burada kış bahçesinde olacağız. Çok burada iyi. Çok mutluyum. Evet. Ya resmen evimiz harika. Merve, sen ne konuşuyorsun ya? Daha iyileri tabii ki sizin olsun. Evet, herkesin olsun. Unutmuyoruz gönülden. Daha da güzeli sizin olsun. Çok mutluyuz böyle bir adım attığımız için. Çünkü ben bize çok iyi geleceğine inanıyorum. Ben de. Yani. Bir de hamilesin ya, çocuğumuzu büyütürüz burada. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ümit şu anda sırrı film yapıyorsun da izlensin diye uğraşıyorsun diyenlere laf sokmaya çalışıyor kendisi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olursa böyle söylemeyiz onu. Olmadan size bildireceğiz, söz. Söz. Şimdi şu ya bura resmen hiç seni hiç konuşturmadım. Ben gidiyorum. Tamam, nereye gidiyorsun? Ya Merve, birbirimizi mi kovalayacağız evin etrafında? Bay bay. Merve, burada küsme bak. Gel buraya. Hadi gel. Ya nereye gidiyorsun? Gel. Tamam tamam, konuşacaksın. Gel. Tamam hadi küsme, gel. Tamam, sen bu böceksin. Yürüyor canlı. Evet. Gel kaçalım. Böyle mi? Böcek görünce kaçacak mıyız yani? Evet. Burada böyle bir merdivenimiz var. Böyle yani. Bu arada aşağıda iki tane rakı ve iki tane bar var. Çok saçma. Onların ne olacağından bahsedeceğiz ve anlatacağız. Evet, şu an bu ev turu değil yani. Ev turu beklemeyin. Geri kalan kısmı paralı ücretli şeye üye olursanız bize, orada göstereceğiz size. Yoksa göstermiyor. Yani her şeyi bedava beklemeyin arkadaşlar. Bu kadar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an geri kalanını kesiyorum. Senin gözünü para bürümüş. Şu gökyüzünü bir çeksene, çok güzel. Ana, evet. Mükemmel. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bak. Sadece. Sessizliğe bak. Benim kadar bağıran bir insan komşunuz oldu, düşünsenize. Bağırmayacaksın artık. Bir de bu gördüğünüz şu çitler var ya, yeşil olan böyle şey. Yeşil çitler. Oraları hep şey olacak. Evet, çit bitkisi. Böyle yüksek. Böyle buradan böyle yüksek yani şekilde. Şu komşumuzdaki gibi. Ha evet, şu komşumuzdakine benzer. Onun gibi değil ama benzer. Evet, yani bahçeyi olacak. Tamamen çevireceğiz uçtanacak. Bahçemizi kimse görmeyecek. Evet, kimse göremeyecek. Sizi de kimse göremeyecek. Kimse göremeyecek. İşte ben bağırmamaya çalışacağım artık. Bence de. Neyse. Şey diyeceğim. Mesela en sevdiğim şeylerden biri. Evet arkadaşlar, şimdi şurada... Tamam tamam tamam. Hadi anlat, tamam. Küsme. Eline de metre almış. Boyunu ölçsene. Kaç boyun, kaç acaba? Bitkilerin, ağaçların evet, dibinde ışık olması. İyi. Bu çok iyi. Acaba evin üzerinde şey var mı? Kendi kendine elektrik üreten paneller oluyor ya. Hayır, hayır. Güneş paneli. Antalya'da mısın sen? Niye, burada güneş vuruyor? Şehirden birazcık uzaktayız. Evet. Evet. Şile'deyiz. Şile'de değiliz. Sapanca burası. Burası Sapanca. Cıvıtmıyor mu sizce de? Şile'de değiliz bu arada. O kadar şehir dışında değiliz. Daha içindeyiz. Beykoz'dayız. Aha. Sana git diyemem ama kal demek. Allah belanı versin. Arı geldi resmen. Duydunuz mu sesini? Oha, kocaman Merve. Arı değil, o cırcır. Lan ne cırcırı? Arı. Allah kahretmesin seni. Hadi işine bak. Hadi işine bak. İşte bizim bahçeli ev maceralarımız. Bu kadar. Bu kadar. Daha da fazlası yok. Yani evimizin içi güzel. Burası mümkünse açılmasın Merveciğim. Bir şey söyleyeceğim. Ev antik dolu. Yani.
1, 2, 3, 4. İki tane de avize ihtiyacımız var. Bunu gönderirseniz bize kullanmadığınız avizeleri ve aplikleri seviniriz. Merve, acından ölmüşsün. Hiçbir şey yemedim daha. Saat 7. Ben de yemedim. Çok yardım yapıyor. Evet ya. Ben yaptığı için dışarıda konuşacağım. Hadi çıkalım. Şurada kendimi şuraya konuşma şey yeri diye belledim. Gel. Sen de gözükürsün hem yansıyıp. Seni de görürler. Şimdi arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Hiçbir şekilde yeni mobilya almadık. Bahçeye hiçbir şey almadık. Salona hiçbir şey almadık. Mutfağa hiçbir şey almadık. Yatak odası almadık. Hiçbir şey almadık daha. Ama hepsini, 4 gün sonra taşınıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Hepsini beraber yapacağız. Evet. Size göstermeden. Sipariş verirken bile siz şahit olacaksınız. Size göstermeden hiçbir şey almayacağım. Buzdolabı almamız gerekiyor. Onu da daha henüz almadım. Hiçbir şey almadık. Merve, bir tane vlog çekelim mi? 200 bin kişi bir ev düzüyoruz. Evet. Her şeyi onlara sorarak seçtir mesela. Bu mu, bu mu, bu mu? Aşağıdaki yorumlara göre mi? Evet. Zaten Instagram'da da paylaşacağım. Eğer bir Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Takip ediyorsanız fake hesap açıp bir daha takip edin. Evet, bunu yapın bak. Biri geçen gün videonun altına ne yazmış biliyor musun? Ne yazmış? Şimdi Instagram'a gidip fake hesap açacağım. Çok tatlılar ya. Çok tatlısınız siz diyelim. Geçen benim var ya, PUBG'den biri ekledi. Onun da nicki susmuş ve seni tanıyormuş. Ümit'in PUBG'de neden sus Niki biliyor musunuz? Çünkü Merve'ye devamlı PUBG oynarken sus, sus Merve, sus, sus Merve dediğim için Niki'mi sus koydum. Bu hayatta en çok kullandığı kelime susmuş. Biri sus, onun da Niki sus, beni görmüş, ekledi. Dedi ki senin Niki niye sus, bizden mi gördün dedi. Dedim sizden görmedim benim Niki'm. O dedim benim Niki'm. Sonra dedi ki senin adın Ümit mi? Dedim benim adım Ümit. Ondan sonra tanıdı beni. Çok mutlu oldum. Güzel. Evet. Beni PUBG'de ekleyin. Bize. Sus, Uma. Tamam, ekleyin beni. Devam edebilir miyiz? Evet. Hadi. Sen beni tanıştırsan ben de seni tanıştırayım çocuk adam. Neyse. Birazdan arkadaşlarımız gelecek bu arada. Merve, boyun kaç acaba? Tam merak ediyorum. Gel ölçeceğim. Okey. Ayakkabı var. Ayağına bas. Bas ucuna. Ucuna bas. Basamıyorum. Boyun kaç biliyor musun? 1, 1.80. Yok ya. Dur. Şöyle yaptığın zaman 1.67. Ama işte tabanım var. 3-4 santim. 3-4 santim. Kaç santim bu? O taban 1 santimdir ya. Şaka mısın? Bakayım. Yok 3, Merve. 2 santim. 2 santim. 1.65'sin. Ay ben 1.65'i sanıyordum kendimi. Ben kaçayım, bana bir bak. Şu. Al bunu. Çevir kendine. Parmaklarını çıkartıyor. Yani sana kapalı ayakkabı aldım, yine çıkartıyorsun ayağını. Basma oralara, pislik onlar. 1.82. Yalan, benim boyum 1.80. 1.82, uzamışsın. Mafyan ya. Fıtır fıtır. Sabahları insanların boyu daha uzun olurmuş. Evet. Sonra çekiliyormuş yer çekimine. Ayak uyduruyor. Neyse, çok saçmaladık ya. Neyse. Arkadaşlar, bir de şey söyleyeceğim size. Şimdi birazcık bir şeyleri ölçeceğiz. Come on. Bir dakika, şimdi bir şey daha soracağım. Biz bu tarafa koltuk takımı koymayı düşünüyoruz. Şuraya TV koyarız diye düşünüyorum ben. Evet. Okeyiz. Şuraya üçlü koltuk koysak ya da ikili. Aslında buraya L koltuk da olur biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Bak buradan başlayacak. Böyle, böyle bir L koltuk. Hem şömineye hakim olacaksın hem televizyona. L koltuk fazla eşya olmayacak ki. Hayır, yani burada rahat yürümek istiyorum. Bu ev 2 kişilik arkadaşlar. Tamam. Artık öyle misafir gelecekmiş gibi döşelim. O zaman arkadaşlarımıza söyleyeyim şimdi gelmesinler. Gelmeyin abi, gelmeyin. Tamam. Gelmediniz zaten. 3 yıldır evliyiz. Kimse de gelmedi. Bundan sonra da gelmeyin. Gelmeyin abi, hadi hayırlı işler. Merve, burayı kaç kere ölçeceğiz? 94. Emin olman lazım. E not alalım bunları emin olacaksan. Yazın telefona. 94, 63. Bir dakika. 94. 63. N. 63. 63 N. 94 genişlik. Boy. 1.91. Tamam. Dur, eğri falan olabilir. Dümdüz mü batayım? Merve, bir şey diyeceğim ya. En 94, şurası 94 değil mi? Evet. Evet. Genişlik orası, tamam. Derinlik diyelim. Onu da bakacaksın mı? Onun şeyini merak ediyorum.
56. Merve o 59'du sanki. Hayır, o dıştan bir şey için ölçüyorum ben. 36. Yazayım mı, not alayım mı? İyi olur. Neydi bu? Neyse boş ya, taşınınca görürüz ya. Tamam. Tezgah üstünde falan hiçbir şey istemiyorum. Çok acıktım. Ben de acıktım vallahi. Yani hiçbir şey istemiyorum. Bu konuda çok netim. Bu kadar arkadaşlar. Hadi kapatıyoruz. Kapatalım da birazcık önce. Selamun aleyküm. Kim var burada? Hocam Bey. Lan ne çocuksun sen ya? Gel gel gel. Oy. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Hop. Gel kucağıma gel. Hoppa. Kocaman olduk biz. Oh. Ne habersiniz arkadaşlar? Sığıyor oraya. Sığıyor mu? Ha. Çok büyük. Bir girsene içine. Sen tam inşaatçı edasıyla elinde metre. Boğaçan, boğaçan. Aa, şey, oradan da değil mi? O zaman kötü değil ya. Ama şey biraz. O alınacak ama değil mi? Yok ya, striptiz direğimiz o bizim. Aşk adam. İlk dans sende. Bebeğim. Bogi. Onun canı bunlar. Bogiş, ne haber? İşte şey yaptı. Bizi mi gördü? Hadi. Dur seni şuraya bırakayım. Çok rahatsız olma. Hoppa. Hiç yiyecek bir şey aldınız mı? Aldık aldık. Yemin et. Böyle mi yukarı? Tombuk. Ne? Ama geniş. Bir de şey düşündük. Gel oğlum. Perdeleri. Hadi gel. Elimi tut. Ne yapıyorsun? Hadi al sen çek biraz. Selam. Videoyu kapamak için açtım aslında. Gerçekten mi? Evet. 2 gün önce size bir video çekmiştim. Taşındığımız haberini vermiştim. Taşınık. Bugün tüm çalışkanlığımızla defterimi, kalemimi, kalem kutumu falan aldım. Ölçüler alındı. Mobilya bakmaya gideceğiz. Hem mobilya bakacağız hem Ikea'ya gideceğiz. Ölçüyoruz. Kış çünkü. Kar yağıyor. Yağmur yağıyor şu an. Çok kötü ama. Neyse videoyu kapamak için açayım dedim. Şimdi size hoşça kalın diyeceğim ve yeni video açacağım. Sen ne kadar çalışkansın bu ara. Çok kaç çalışkanım. Tane vlog koyuyoruz. Çok çalışkanım. Çok iyi. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni ev hepimize iyi gelecek. Bize uğurlu gelecek. Evet, ben çok siz heyecanlıyım. De inşallah enerjisini seversiniz. İnşallah çok iyi olacak. Ben evin enerjisini çok sevdim. Evin içinde daha önce kimsenin yaşamamış olması ve hiçbir şekilde bir enerjisel anlamda böyle birinin üzüntüsü ya da herhangi bir duygusu geçmediği için ve ilk oturacağımız için çok mutluyum. Böyle bir ev arıyorduk. Çok şükür bulduk. Öyle yani. İnşallah hepimize çok iyi gelecek bu ev. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.